Bu metni kaleme alan yazarın hislerini en iyi şekilde ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Şıklarda bize çaresizlik yani elinden bir şey gelmeme, endişe yani kaygı, küçümseme yani hor görme, aşağılama, yakınma yani şikayet etme ifadeleri verilmiş. Metni okuyarak buna karar verelim. Bir zamanlar bu kadar makine yoktu. Yapılan ürünlerin ayrı bir kıymeti vardı. Bakırcılar bakırı ateşe tutarlar, çekiçle döverek tencere, tava, güğüm yaparlardı. Ketenler ahşap tezgahlarda elle dokunur, mekikleri göz nuruyla sarılırdı. Taş elle yontulurdu. Kireç taşı odun ateşi ve insan emeğiyle yakılıp kireç yapılırdı. Tuğlanın çamuru ayakla çiğnenirdi. Şimdi ise yapılan iş de, işin kıymeti de azaldı. Metnimizin en son cümlesinde yukarıda verdiği bütün örneklemelerin ana fikrini, ana ifadesini vermektedir. Şimdi yapılan iş de, işin kıymeti de azaldı. Yani artık yapılan işlere değer verilmemektedir diyerek bu durumdan yakınıyor. Cevabımız D şıkkıdır. Bu metnin anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır? Şıklarda koku alma, işitme, dokunma ve görme duyuları verilmiş. Metni okurken bulduğumuz duyuları işaretleyeceğiz. Nihayet akşam oldu. Karanlık bastı. Karanlık görme duyusu. Artık birbirimizin yüzünü görmüyor fakat seslerimizi duyuyorduk. Birden arkamızda garip bir fısıltı duyar gibi olduk. Fısıltı yani işitme. Başımızı çevirdik. İki büyük fıstık ağacı arkasından kırmızı bir ay, yine görme, sanki yapraklara sürünerek yükseliyordu. Burada benzettikleri için, öyle zannettikleri için dokunma duyusunu alamayız. Kurumuş, sert yapraklara sürünerek ilerleyen bir şey daha vardı. Kurumuş ve sert yapraklar derken dokunma duyusunu da burada ifade edilmiş. Ama metinde herhangi bir koku alma duyusuna dair bir ifade, bir söz yer almıyor. Cevabımız A şıkkıdır. Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bir zamanlar Müjde Esin adında meraklı bir kız çocuğu vardı. Müjde'nin ikiz erkek kardeşi vardı. O gerek sosyal hayatı gerekse eğitim hayatında pek çok ayrıcalığa sahipken Müjde'den büyüyünce sadece geleneksel bir ev hanımı olması bekleniyordu. Oysa Müjde etrafındaki her şeyi merak ediyordu. Kumandaların içini açıyordu. Kızların soru sormasının ayıp olduğu bir dönemde durmadan soru soruyordu. Liseye kadar büyük mücadelelerle okudu. Üniversitede istediği bölümlerin tamamı şehir dışındaydı. Ve ailesi buna asla müsaade etmiyordu. Müjde pes etmedi. Bir gün ünlü bir profesörün kitabını okurken ondan çok etkilendi. Ve profesörle iletişime geçti. Onun da destekleriyle istediği bölümü istediği üniversitede okumaya başladı. Bu ona yetmedi. İngiltere'ye gitti. Yüksek lisansını orada başarı bursuyla yaptı. Müjde hayallerine yaklaşıyordu ama daha fazlasını yapmak istiyordu. Kendisi gibi şans verilmemiş kız çocuklarına yardım etmek istiyordu. KızKod isimli kodlama platformunu bu amaçla kurdu. Şıklara bakalım. Müjde'nin okul hayatını insanlara anlatmak. Müjde'nin okul hayatını anlatmak amacıyla yazılmamış. Burada Müjde Esin isimli kişinin hayat hikayesinden bahsediliyor. Ama bu hayatın başka insanların hayatından farklı yönü imkansızlıklar içinde ve yaptığı mücadelelerle belli bir noktaya gelmesi. Kızları KızKod isimli kodlama platformuna yönlendirmek. Evet, metinde bundan bahsedilmiş ama bu metnin asıl yazılış amacı böyle bir yönlendirme değil. Başarıya giden yollar hakkında özellikle kız çocuklarına bilgi vermek. Burada başarıya giden yollarını okuyoruz fakat asıl yazılış amacı kendisi gibi sıkıntıda olan öğrencilerin, kızların bir yol çizip kendisini örnek almalarını amaçlamıştır metin. D şıkkına baktığımız zaman imkan verilmeyen kızların, yani elinde imkanları olmayan kızların Müjde Esin'in hayatını örnek almalarını sağlamak için onun hayatı ayrıntılarıyla kaleme alınmış. Bu durumda cevabımız D şıkkıdır. Verilen metin aşağıdakilerden hangisini açıklamak amacıyla yazılmıştır? Sille, Konya'nın 7 kilometre kuzeybatısında yer alan derin ve dar bir vadinin iki yakasında kurulmuştur. Vadinin arasından akan bir dere bulunmaktadır.
Sille günümüzde Selçuklu ilçesine bağlı bir mahalle olup turistlerin uğrak mekanlarından biridir. Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararınca kentsel sit alanı olarak ilan edilmiştir. Sille bölgesi Frigyalılardan günümüze iskan görmüş, Bizans döneminden itibaren önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Erken Hristiyanlık devrinin ilk merkezlerinden İstanbul-Kudüs arasındaki hac yolunun önemli konaklama noktalarından biridir. Hristiyanlığın ilk yıllarında havarilerden Aziz Paul ve arkadaşlarının Konya'ya geldikleri, dinlerini yaymaya çalıştıkları, baskılar karşısında da Sille civarındaki dağlara çekildikleri bilinmektedir. Metnimize baktığımız zaman bize Sille hakkında bilgi vermektedir. Metnin birinci paragrafında, birinci bölümünde Sille'nin günümüzdeki konumundan bahsederken, ikinci ve üçüncü paragraflarda ise Sille'nin tarihi, geçmişi hakkında bize bilgilendirme yapılmıştır. Şıklara bakalım. Sille'ye ulaşım, Sille'nin konumu, Frigyalılar ve Hristiyanlar için Sille'nin önemi. Bunlardan her ne kadar metin içinde ifadeler geçiyor olsa da hangisini açıklamak amacıyla yazılmıştır sorusuna cevap vermezler. Burada Sille'nin geçmişte ve günümüzdeki konumu, durumu anlatılmıştır. Bu durumda cevabımız C şıkkıdır. Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Somut olmayan kültürel miras, UNESCO tarafından toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ile bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar biçiminde tanımlanmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir. Böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur. Müzeler, saraylar, camiler, kiliseler, manastırlar ve bazı özel mekanlar, kültür ve tabiat varlıkları, antik kentler, kazı buluntuları ve benzeri ise somut kültürel mirastır. Somut kültürel miras açısından son derece zengin olan ülkemiz, başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar emsalsiz bir hazine niteliğindedir. Somut kültürel mirasta daha çok yapılar ve mekanlar, somut olmayan kültürel mirasta ise gelenek, görenekler ve değerlerimiz ön plandadır. Bu metin bize somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel miras nedir ve bunların içine hangi kültürel miraslar dahildir bunu anlatmıştır. Şıklara bakalım. Kültürel mirası tanıtmak. Burada bir ayrım yapılmış. Somut olmayan kültürel miras, somut kültürel miras olarak. Onun için bunu alamayız. Somut kültürel miras ürünlerini sıralamak. Somut olmayanlar da sıralandı. Onun için B şıkkında alamayız. Somut olmayan kültürel miras hakkında bilgi vermek. Yine somut kültürel miras hakkında da bilgi verdiği için yine C şıkkında alamayız. D şıkkına geldiğimiz zaman somut olan ve somut olmayan kültürel mirası karşılaştırmak. Yani bunlar hakkında bize bilgi verip bunları karşılaştırarak farklılıklarını ortaya koymak amaçlı yazılmış bir metin. Bu durumda cevabımız D şıkkıdır.